Süpürge Mühendisliği kanalına hoş geldiniz. Bir tane takipçimizin bir sorusunu cevaplamak için bu videoyu çekiyoruz. Bu arada genel bir bilgi sahibi olalım. Şimdi Philips Marathon Ultimate serisindeki elektrikli süpürge makinesinin hortumunun girdiği bölgedeki şu parçanın, şuradaki silikon parçanın nasıl yerleştirildiği konusunda soru işareti varmış. Bunu cevaplamak için hem bunun sökümünü yapıyoruz hem de sorunun cevabına bakacağız. Şimdi genel olarak bakımsız bir süpürge. Bunu görüyoruz. Çekimi düşük. Bu süpürge bize kablosu çekmediği için gönderilmiş. Yani makarası sarmıyormuş. Hem de bu videoda bir makarasına bir göz ucuyla bir bakalım neyi var neyi yok. Bu konu hakkında da bilgi sahibi oluruz. Yani iki farklı konu işlenmiş olacak aslında. Şimdi buradaki silikon parçayı takabilmeniz için arkadaşlar bunu sökmeniz lazım. Şimdi nasıl söküyoruz? Önce üst tabakayı söküyorsunuz. Burada şimdi bir tane bir tırnak izi görüyorum zaten. Biri bunu tırnaklamış herhalde. O değil de Japon'a yapıştırılmış gibi sesler geliyor. Ha, bunu siz mesela evde tornavidayla yapacağınız zaman bir kalın bir de ince tornavida kullanın ki sıkıntı yaşamayın. Bu plastiği buradan sökerken kalın tornavida kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu üst tarafı söküyorsunuz. Sonra altını kaldırıp şu altındaki ufak bir tırnak var. Şunları çıkartıyorsunuz. Sonra şu üst tarafı bir kurtarıyoruz şöyle. Korkmayın, bu böyle çektiğiniz zaman kırılma meydana gelmez. Bu plastikleri sağlam. Ondan sonra tam şu bölge ve şu bölgede iki tane tutan şey var. Diş gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bunu birazcık kaldırıyorsunuz. Buna dikkat edeceksiniz sökerken. Bunu buradan kurtarmaya çalışacaksınız. Bunu şöyle yapalım. Biraz daha ince bir şey. Hani nasıl yapabiliriz? Şunu ben araya sokuyorum açıkçası. Bu buradan kurtuluyor. Şuradan çıt diye attı. Bir tane de şu bölgede var. Burada plastik sökerken dikkat edin. Altını yokluyor yokla çıkarmaya çalışın. Şunu şöyle göstereyim. Parçanın bu bölgesinde ve bu bölgesinde bu klips gibi bir şey var. Bunun şu bölgesine takılıyor. Onu oradan çıkarmanız gerekiyor. Buradaki marifet bu. Öbür tarafını da çıkaralım. Şöyle ince bir şey kullanarak azıcık zorluyorsunuz. Biraz yukarıdan, biraz aşağıdan. Bunu sökerken biraz dikkatli olmaya çalışın. Yani çok zorlarsanız, çok kasarsanız kırılır ama yani çok kastığınız zaman kırılır. Biraz yoklayın, kendinize güvenin. O çıkacaktır. Şimdi bu plastiği buraya takabilmemiz için bu kapağı çıkarmamız gerektiğini söyledik. Buradaki vidalar da T15 tornavidası diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nalbur'da bu tarzda bir tornavida alıp kullanabilirsiniz. Biz sürekli kullandığımız için bu tarzda bir matkap ucu kullanıyoruz. Şimdi bunu bir sökelim. T15 tork ucu. Burada 2, 4, 5, 6. 6 vidamız var. Şunu şöyle ayıralım. 2 tane de şu arka filtreyi çıkarıyoruz.
Bunun arka fitresi yok. Arka fitreyi çıkarıyoruz. İki tane de arkada var. Bunu çıkardıktan sonra bu üst tarafa çekiyoruz arkadaşlar. Şurası biraz hani sağlam duruyor. Bunu biraz şöyle gel dediğiniz zaman çıkacaktır. Bu parçalar takır takır ses çıkarabilir. Korkmayın. Yalnız bunu böyle güçlü bir şekilde çekmeye çalışmayın. Çünkü bunun altında kablosu var. Çok müsaade etmeyebilir size. Yalnız bu makinede bir durum var ama ne durumu anlayamıyorum ya. Tamam, bu şeymiş. Bunun kablosu yok. Kablosuz olanmış. O yüzden burada kablomuz yok arkadaşlar. Şimdi bu parça da çıktı. Bu parçayı şöyle göstereyim. Bunu sökeceksiniz bu şekilde. Bu parça çıkıyor. Bu parçayı da şurada parçası var arkadaşlar. Şurada parçası var. Bu parçayı şöyle ters çeviriyoruz şu şekilde. Bunu buradan buraya oturtuyoruz. Bu kadar. Ondan sonra tekrardan üstünü kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Vidalarını takıyorsunuz ve bitiyor. Philips Marathon serisinde arkadaşlar hortumun takıldığı bölgedeki plastik parçanın değişimi bu şekilde. Bunu buraya takıyorsunuz ve çözümleniyor. Şimdi hazır sökmüşken devam edelim. Çünkü makarası arızalıydı. Makaraya bakacağız ama bu makine oldukça pis, görüyor musunuz? Oldukça pis. Bunun motor sorunu da olabilir. Önce bir motorun sesine de bir bakalım. Tamam, motor sesi iyi. Düzgün duruyor ama burada bahsettiğim gibi her yeri toz yani. Bu eğer temizlik yapmazsak bize ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Yani motorumuzu yakabilir. Bu sefer de istenmeyen maliyetler ortaya çıkabilir. O yüzden makinemizi söküp bakımını yaptırmamız veya yapmamız gerekiyor. Bu konuya dikkat etseniz kendi cebinizin sağlığı için iyi olacaktır. Şimdi makaramızı bir sökelim bakalım. Makaramızın sorunu neymiş? Hani bu komple söküm bakım videosu değil de sadece bu ön tarafıyla şu makarasını söktük. Ben yine bunu sökeceğim, takacağım. Diğer videolarımızda söküm takım videosu var. Oradan makinenin söküp gerekiyorsa fitnesini yenileyip montajını da izleyebilirsiniz. Şimdi şimdi orada takıldığı için sarmıyordu muhtemelen. Şimdi açtık biz onu. Onun orada takılma sebebi ne acaba? Bakayım şöyle sarıyor mu? Sarması lazım. Biraz kablomuzu çekelim. Bu neden oluyor mesela? Kabloyu mesela sona kadar çekiyoruz ya. Çektiğimizde tekrar tekrar hızlı hızlı böyle çekersek eğer arkadaşlar. Hani bu süpürüyoruz. Kablonun yettiği yere kadar gidiyor. Ve daha fazla gitmesini istiyoruz. Bunun için de çekiştiriyoruz ya. İşte orada makarada makaranın tepesi atıyor diyelim. Makara attıktan sonra böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi bir sarıyor mu sarmıyor mu onu bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptık. Burada metalimiz biraz yukarı çıkmış gibi. Bakın şurada metal biraz yukarı çıkmış gibi. Bunu biraz içeri sokacağım.
İşte bu böyle zorlanmaktan kaynaklı olabiliyor. Şimdi çalışması lazım. Tamam, şu an gayet güzel sarıyor. Şimdi arkadaşlar, bunda çok sorun yok mu? Sadece metali atmış, biz onu topladık. Şimdi bunu topladık. Bu daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu kablo dışarıda böyle yamuk yumuk kaldığı için arkadaşlar, önce bir kablomuzu şöyle ıslak bir mendille siliyoruz veya bezle temizliyoruz. Daha sonra bu makaramızı hani bunu sarıyoruz, bırakıyoruz, sarıyor ya kendini. En son sarma noktasında mesela sardı diyelim şimdi. Şöyle. Şimdi burası sardı diyelim. Tamamen sardı diyelim. Şimdi bunu söküyorsunuz böyle arkadaşlar. Kablosunu. Hani son hatta de ya artık kapalı durması lazım. Bunu şöyle kendiniz gerdirerek, bakın, düzgün bir şekilde bunu sarıyorsunuz arkadaşlar. Biraz ıslak bırakmayın yani, hani kuru, yıkadıktan sonra kurulayın, hani temiz olsun diye ıslak mendille siliniyorum. Buruşuk buruşuk oldu ya, bunu sonuna kadar sardınız arkadaşlar. Bu bir gün, 2 gün dursun, böyle alışsın. Daha sonrasında makinenizi kullanmaya başladığınızda açın arkadaşlar. Geri sararken dikkat edin, hani katlanmasın. Düzgün bir şekilde şöyle açtık diyelim. Düzgün bir şekilde şöyle yavaşça makinenizin üstüne basarak şöyle sardırın. Bu işlemi tabii makineye taktınız, onu varsayıyorum. Sardırın şöyle, elinizle düzeltin yamuk olanları. O böyle dikkat ettiğiniz sürece, sardığınız sürece işte bir haftaya falan bu kendi formunu kazanır ve daha sonra çektiğinizde, geri saldığınızda rahatlıkla sarar ve açılır. Buradaki sorun buymuş. Müşteri hani kablo sarmıyor diye getirdi. Ama iyi ki getirmiş. Çünkü şu hale bak. Adamı çok daha büyük masraftan kurtaracağız. Şimdi bakımını falan yapmamız lazım bunun. Tehlikeli bir durumda çünkü. O yüzden makaranızın kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. Kablosunu düzenlemesini bu şekilde yapabilirsiniz. Makaralarda da mantık şudur mesela. Buradaki metal yuvarlak, buraya sarar. Buradaki metal buraya sarar. Bu şekilde. Ne zaman ki bu metal, mesela bakın. Şurada bir parça var, görüyor musunuz? Şu parça. Şurası. Burası bu metalin böyle takıldığı, sabitlendiği bölgedir. Bazen sabitlenirken şöyle düşünün, şu elimi düşünün. Şurada kare boşluk var, o kareyi buraya şöyle geçiriyorlar. Orada sabitliyor. Ne zaman bu uç kısmı koptuğunda bu buradan kurtuluyor ve makaranız boşa sarıyor. O zaman da metali şöyle spiralle, matkapla bir şeyle deleceksiniz. Buraya sabitleyeceksiniz ve makaranızı tamir edeceksiniz. O zaman sarmaya başlayacaktır tekrardan. Şimdi biz bu makineyi sökümüne devam edeceğiz. Söküm takım videolarını diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz. Çünkü baya bir şey olmuş. Yıpranmış. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarzda makinelerde şuna dikkat edelim. Şimdi bazen elektrikçiye falan götürüyorsunuz. Elektrikçi bunu söküyor. Bir abimiz aynı bu modelden vardı herhalde. Bunları kesmiş her yerden, direkt motora bağlıyor. Şimdi prizi direkt motora bağladığınız zaman şu anda bu makinenin gücü, örnek veriyorum, ne kadar şu anda? 2000 watt diyelim veya yeni model olduğu için 750 watt. Ama motorun aslında gerçek performansı 900 watt veya 2500 watt. Motorun tamamının kullanılıp kısa zamanda arıza vermemesi için bu kartlar sayesinde belli bir direncin altında tutuluyor. Yani belli bir performansın altında tutuluyor ki bunun ömrü daha uzun olsun. Mesela siz süpürgenizi eğer
düşük ritimde çalıştırırsanız, düşük güç biriminde çalıştırırsanız süpürgenizin motorun ömrü daha kısa olacaktır. Çünkü daha az eforla kullanılmış oluyor. Ama siz direkt bağladığınız zaman aslında burada motorun idamına karar vermiş oluyorsunuz. Ve motoru daha sonra değiştirseniz de aslında 7 yıl gidecek bir ürün 4 yıl gitmeye başlıyor. 5 yıl gitmeye başlıyor. Burada sıkıntılar başlıyor. Bugün bu makine mesela 2,5-3 bin liraya arkadaşlar. Bu makineler 2 sene, 3 seneye, 5-6 bin liraya çıkacak. Belki 10 senelere bir araba fiyatlarına gelecek. O yüzden makinenizi ucuz olsun bilmem ne olsun diye ucuz yollu şeylerle tamir ettirmeyin. Bu kartıysa kartını tamir ettirin, yaptırın. Ha, bugün 500 lira kartına verebilirsiniz yani kartını hani. Ama bu buna değiyor. Niye biliyor musunuz? Yarın bir gün motoru bozulsa veya başka bir şey bozulsa bundan daha fazla masraflar açabiliyor. Mesela burada ciddi sorunlar var. Hani makine pis. Bunun bakıma gelmesi lazım ama abimiz bilmediği için şans eseri makarası atıyor. Bakın makarası atıyor. Ve bunu temizlemesi gerekiyor. Şimdi ben gelip de bu makaradan bir ücret almayacağım. Ama normal geldiği için tamire bu abimize motorunu temizleyeceğiz, bakımını yapacağız. Makaradan alacağımız ücreti buradan alacağız. Adam başka birine gitse bu makarayı örnek veriyorum 200-250 lira fiyat alabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Burada sadece bir şey yapmadık yani. Sadece makarasını düzelttik. Bunu fırsatçılığa çevirmemek lazım. Burada normal bakım ne yapacağız? Bakım ücreti neyse, filtre ücreti neyse onu alacağız. Mesela arka filtresi yok. Adam belki haberi bile yok. Yani arka filtre olmadığından. Ama burada pis havayı alıyor. Süpürgeden atıyor. Bu neye yol açıyor? İşte bronşit hastalığı oluyor. Astım hastalığı oluyor. Akciğer rahatsızlıkları oluyor. Yani süpürgeniz sizin düşmanınız olabiliyor. Ha, eğer bakımını yaparsanız da sizin dostunuz olabiliyor. Genel itibariyle bahsedeyim. Bakın şu sigortadır. Buna bakmanız lazım. İşte dirençler, diyotlar, zener diyot, kondansatör, transistör, işte güç ayarları, açma kapama düğmeleri. Bunları da internetten bakarak şeylerin kontrol edebilirsiniz. Ama burada uyarıyorum. Ben bunları neden göstermiyorum biliyor musun? Burası elektrik alanı. Yani bunun şakası yok. Çarpılabilirsiniz. Bazı ablalarımız çok cesurca hareket edip ya ben yaparım, girerim, ederim diye yapmaya çalışırken çarpılabilirler. İşte kol felci olabiliyor. Elektriğin birçok şeyi var, dezavantajı. Kol felci olabiliyor, başka bir felç nedeni olabiliyor, hafıza kaybı yaşanabiliyor, ölüme kadar götürebiliyor. O yüzden mümkünse kart arızalarında bilen bir kişiye neyse ücreti verilsin, yapılsın. Ama onun dışındaki genel mekanik şeyleri ben size gösteriyorum ki kendiniz yapabilin diye. Umarım videolarım faydalı oluyordur. Teşekkür ederim.